ve oksijen tarafı. Binder haritasında, serinin son haritasında farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Sova var. Biraz ben de hani sanki futboliste karşı Cypher vardı hatırlıyorum. Bu arada Tekvan Reyna'ya geri dönmüş. Şimdi Haze Clan geçtiğimiz haritayı bir hüsranla kaybettiler. Hücumda Oxygen Esports var. Bu sefer rüzgar arkasına alır onlar. Hamamda dönen bir çatışma. Headshot var Türko'dan. Fazla. O da büyük bir hata yapmış oldu Tekvan. Canını da çekebiliyor. 144 canı var şimdi. İki rakibin canı az. Tekvan burada can sıkıcı bir pozisyonda. Round'u geri çevirebilir. Bir oyuncu hemen tankın önünde. Diğeri hamamda. Biri de Heaven'da arkasında. O çıkmak üzere. Toronto. Tekvan'ı buldu. İsa nereden geleceği belli artık. Ve bir de headshot yedi. 13 canı var. İsa hala Heaven'da birisinin evet olduğunu düşünüyor ki bu sırada zaten Türko bitirici darbeyi yaptı. Yine B-Long'daki oyuncular şimdi site'a baskı kurmaya çalışıyor. HSM hazır değildi. Yani yok, bu kadar hızlı gelmelerine bu kadar hızlı çıkacağını hiç düşünmedim. Hazır değildi. Mites 3. killini de aldı bu arada. Tek başına İsa kaldı geçtiğimiz roundda olduğu gibi. Ya B tarafında ses verdi İsa roundun hemen başında. Tabii onu belki bu kadar hızlı bir şekilde Heaven'da beklemeyebilirler ama yine de kontrol geliyor. 4 Spectre ekili. Mites. Karşılıklı dronlar kullanılıyor. Bu arada Bobank şimdi içeri girmeye çalıştı ama resmen kucağına düştü rakibin. Paranoia ile birlikte buradan çıkacaklar. Mites arkasına bakmıyor. Headshot var belki ama Aiden tabii ki silahı güçlü olduğu için headshot'ı da sonuç getirdi. Bunu belirtmekte fayda görüyorum. Taret tank üstündeydi. Kırıldı. 3 kişilik ağ savunması. Gelen bir paranoya. İsa Sisto'yu yakalamış. Bu arada Tekvan mermilerin nereden geldiğini fark etmedi bile Toronto. İsa'dan gelen ikinci kill. En sonunda karşılık verdi belki Türk ona ama biraz geç oldu artık Tekvan. Bundan yavaş yavaş yürüyecek. 85 canı var Tekvan'ın. Tutmuş olduğu ince açı. Tankın hemen arkasından. Hamle söz konusu. Gelmeye devam ettikçe zaten Tekvan'ın özgüveni artmaya devam edecek. Yalnız Mamulut'un arkasında dediğin gibi çok zorluyor. Bu sefer ilk kill aldıktan sonra hemen Hazreti ile geri kaçıyor ama aslında geri de kaçmıyor. Evet. Eline klasiği çekti. Yani bu üçlüyü gönderdi Toronto'ya. Sadece tekrar savunma pozisyonu almak istedi. Geri kaçmadı. Şimdi orada nasıl barınacak acaba Oxygen oyuncuları? Tekvan! Arkadan geldi. Şimdi onu da vurdu, onu da vurdu ve arkasındaki oyuncunun farkında değil. 4 kill'de kalacak. Belki belayı alamayacak ama round'u rahat bir şekilde aldırmış oldu takımına. Tekvan yakın yine. Oo, bu sefer yalnız yanında bir koruyucu meleğinin olduğunu düşünmedi Toronto'nun. Türko Toronto ikilisinden çıkan killer var. Bir kişiyi es geçiyorlar. Aiden headshot'ı gönderdi. Kaçamadı büyük, Toronto. Büyük oynadı Aiden. 3'e 3 arkadaşlarından destek alması lazım. Türko Aiden'e düşürdü. Basie karşılığı Mites'i düşürerek veriyor. 2-2 pozisyon. Spike henüz yerleştirilemedi. Bir teleport mümkün mü? Şu anda biraz zor gözüküyor. Yeşilde bir oyuncu var. Bir kişi foku gelecek ve HSM arkadaşıyla birlikte değil, biklemek istediği Zistu yakaladı onu. Bir de tecrit var. Ulti açıldı. Şok oku. Can sıkabilir mi? Hayır, görmedi Zistu'yu ve Türko da Baze'yi yakaladı. 4-4. Deşi yok. O yüzden hızlı gidemeyecek. Ultisini de açabilir. HSM soldan yanaştı. Türko onu görüyor. HSM çok iyi oynadı belki şu halde ama Türko bitirici darbeyi vuran isim ve farkı arttırıyor. Oo. Onu pek sevmiyorum. Ya o son çok çok ağır. Hani Valorant sakinleri diye sanırım bir video paylaşıldı en son Valorant TR adresinden. Böyle bayağı tak 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 diye koşan biri. Vitesi yakalamış A'da. Birebir değişim yaşanırken Omen'ın canı çok çok az. Ve Zistu Tekvan'ı düşürdü. Zistu çok güçlü bu pozisyonda. İki tane headshot zannediyorum elindeki Ghost'la birlikte ki. Üçüncüsü de hemen akabinde geldi. Çok iyi bir tercih olmadı bunu söyleyebiliriz. Ama Aiden tam hedefe yönelik bir mermi. Yeşil arkasında şok okunu atıyor. Taret var önünde. Buradan ayrılması lazım belki de Mavera'nın. Evet. Ama önünde duman bulutu. Mavera biraz hasar veriyor. Şok oku kalmadı. Görüş okuna 9 saniye. Ve ya şu an destek de geldi Mavera'ya. Açıldılar B'den. Toronto'da çok fazla bilgiye sahip. Oyun A'ya dönecek. 3 kişilik ağ savunması. Bu arada başı dertteydi Sova'nın ancak 1 kill alabildi. Baze. Şimdi Mavera'nın üstüne gelecekler ama arkasında Türko var onu koruyan. Mavera i̇nanılmaz. Bir sağ bir sola. Abi, inanılmaz. Artık başım döndü Mavera. Aiden kısadan gelecek. Killjoy bir şimdi mermi, hamamdan bir çıkmak mermi üzere. Yani bir mermi yetebilir İsa'ya. Bir headshot denedi ama biraz fanteziye kaçtı bence İsa burada. Türko da Aiden'i yakaladı. Böylesine bir round. 4 Spectre'e bir Marshall. Güzel Orayna'ya sahip paranoya. Güzel, biraz cılız bir kontrol. Ama Tekvan yalandan kontrol etse de rakibini görebildi. Ve 2-3 pozisyon. Round değişebilir. Ama bu arada Zistu renk tesisli bombası iş yaptı. 35 saniye var. Spike
Tek Vanda dilvesi su çıktı Hookah'da cesur bir hamleyle. 3 kişiyle Hookah'dan girdiler. Dumanın içerisinde Jet. Şimdi fark edilecek. 2 Jet karşılaştı. Bu sırada tabii İsa içeri girmeye çalışıyor. Taradı resmen Guardian'la rakibini, fakat aldığı tek kill round içerisinde takımının buydu ve aynı zamanda kapanışta çok çabuk bir şekilde yapılmış oldu. Bind haritası